Brüksel'deki NATO zirvesinden sonra Bakü'ye gitti. Şimdi Brüksel'deki zirve tabii ki çok yoğun geçti. Erdoğan'ın ne kadar yorgun olduğu yürüyüşünden anlaşılıyor. Resmen böyle sendeliye sendeliye hani çok yorgun. E nasıl yorgun olmasın? Dışişleri Bakanı geliyor içeriye. İçişleri Bakanı geliyor. Çevre Bakanı. E, işte efendim e, müteahhitlerin bakanı başkanı, her neyse, e, rütük başkanı, yani her şey ama her şey. Şimdi dolayısıyla hani böyle e, ne kadar vakit bulabilirse ancak o kadar bir zar zamanlarda karar veriyor. Verdiği kararlar e, yanlış olduğunda bakın Kemal Gözler anayasa profesörü çok değerli bir isimdir bütün işi gücü de Cumhurbaşkanlığı son zamanlardaki işi gücü, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hem kendi içinde tutarlı hem de anayasaya uygunluğunu araştırmaktır. Şunu söylüyor. 10 kararnameden, Cumhurbaşkanlığı kararnameden 6'sı eski kararnameleri düzeltmek evet. için yapılmış. Şimdi böyle bir yere geldik. Yani Erdoğan eee Birçok şeyin farkında değil. Mesela Erdoğan'a kalırsa e, Kanal İstanbul'un temeli 5 gün sonra atılacak. Bir de öyle bir felaket hani başladı kapımızda belirdi. Kanal İstanbul'un temeli 5 gün sonra atılacak. Ama aslında biz biliyoruz ki temeli atılacak olan başka bir şey. Bir köprü yapılacak Kanal İstanbul güzergahına. O köprü zaten yapılacaktı. Yani Kanal İstanbul olsa da yapılacaktı, olmasa da yapılacaktı. Şimdi o köprünün temeli atılacak. Ama bu tabi aslında medyada bir biçimiyle e, Kanal İstanbul'un temeli atılıyor diye lanse edildi. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi Kanal İstanbul'un temeli atılıyorsa Kanal İstanbul'u hangi şirket yapacak? Belli değil. İhalesi ne zaman yapıldı? Belli değil. O temeli atıldıktan sonra o oraya o çukuru kazacak olan şirket hangisi? Yok. Devlet mi yapacak? O da belli değil. İhaleye açık çıkacağız demişlerdi. E yok ihale falan. Bense vaziyeti, kendi düşüncemi söyleyeyim. Kanal İstanbul yapılmayacak. Hiçbir çılgın Kanal İstanbul'u e, yapacak ve Kanal İstanbul'dan para kazanacağını ümit edecek böyle devasa bir projeye adım atmaz. Bakın bugün Kerim Ülker Dünya Gazetesi'nde güzel bir yazı yazmış. Gelirken okudum. Şehir hastanelerinin önemli sahiplerinden bir tanesi Rönesans Holding. Rönesans Holding şehir hastanelerindeki işletmesini Danimarkalılara devretmeye başladı. Yani o yerli, milli sağlık sektörü var ya artık Danimarkalıların eline geçme ihtimali var. En azından görüşülüyor. Neden çekiliyor Rönesans şehir hastanelerinden? Çünkü gidişata güvenmeyebiliyorlar. E şimdi temerrüt diye bir risk var. Temerrüt dediğin borcunu ödeyememe risk. Bu kadar büyük bir e, projeye gireceksiniz ve girerken Kanal İstanbul gibi. Evet, Kanal İstanbul gibi girerken gerçekten büyük maliyetlere katlanacaksınız, milyar dolarlar harcayacaksınız. Şimdi 2010'da girilir, 2011'de girilir, 2012'de girilir. 10 yıl paramızı alırız, kurtarırız, çoluğumuzu çocuğumuzu kurtarırız, büyürüz denilebilir. Ama an itibariyle Türkiye'nin bir yıl sonrası görülmezken, iki yıl sonrası görülmezken hiçbir çılgın Böyle bir projeye, hiçbir çılgın şirket böyle bir projeye girip de ben Kanal İstanbul yaparım, devletten de paramı alırım demez. Çünkü orada milyon tane belirsizlik var. Dolayısıyla heyula diyorlar ya işte ne olduğu belli olmayan canavar. Yani şey Kanal İstanbul iktidarın en büyük heyulasıdır. Öyle bir şey yapılmayacak. Mümkün değil. Yapılması imkansızdır. Ha yapılması imkansızdır yine de yaparız derlerse bu kelimenin gerçek anlamıyla çılgınlıktır ya. Ya Program bitmek üzere ama bir manşeti sormadan geçemeyeceğim. Şimdi arada yolda reklamlarını görüyordum. Milli Gazete bugün manşetine taşımış. Nasıl caiz koyun diye. Şimdi efendim bu bitcoin meselesi aldı başını gidiyor ya. Diyor ki Milli Gazete yeni tuzak mı? Büyük vaatlerle kafalar karıştırılıyor. Şimdi bu caiz koyun helal koyun. E, açıklaması şöyle. E, bu ilişki kurduğu o, hisselerini aldığı, verdiği nasıl işler, Şirketler arasında domuz yok, alkol yok, işte haram yok, tam helal koyun olacakmış. Bu ne Allah aşkına? E var öyle Nereye bir şey. Nereye gidiyoruz? E, şimdi İslamcılığın ekonomiye ilişkin çok ciddi bir şeyi var. Yorumu var. O çok ciddi yorum şu. E, helal ekonomi yaratıyorlar. Helal zirvesi yapılıyor. E, Türkiye'nin helal akreditasyon kurumu var. Yani bir biçimde bir İslami finans dünyası var. Helal hisseleri belirliyor borsada. Yani o borsada alıp satım yapanlar işte içki olmayacak, domuz olmayacak, turizmde şunlar 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 olmayacak vesaire. E şimdi aklına gelen böyle işleri yapıyor. E bir de şu var. E, memlekette para kazanmak istiyorsanız o hegemonya'nın parçası olacaksınız. Ya caiz coin diye şey olur mu? <laughs> böyle bir şey böyle bir insanın aklına gelmez. Dolandırıcı olacaksanız zaten. Evvela işte daha önceki örneklerinde de gördüğümüz üzere evvela çok Müslüman olduğunuzu iddia edeceksiniz. Para kazanmak için işte belli iktidar odaklarıyla temaslanacaksınız. Fotoğraf çektireceksiniz. bu caiz coin'in de sahipleri şeyi görmüş, ışığı görmüş demiş ki biz nasıl yollanırız buradan? Bir biçimiyle yol alırız. Bizim koyunumuzun adı da caiz koyun olsun demiştir. Vallahi nereye dokunsak bir problem e, elbette. Ee, bir çok kısacık birkaç cümleyle özetler misin? Nasıl bir haftaya başladık? Nasıl bir yere gidiyoruz? Bakın e, tekrar söylüyorum çok kritik bir dönemek döndük. HDP kapatma davası resmen açıldı. Yanı sıra HDP'ye saldırı. Ee, A birden bir 16 saatte sorgusu biti verdi Bağlantı mağlantı tek başına yapmış çocuk canım dedi e, birileri. E, başımıza Rıza Zarrab'dan sonra Sezgin Baran Korkmaz çıktı. Ve dahası Türkiye artık ekonomik olarak çözülüyor. Dolar aldı başını gidiyor anılar beyler şaka değil. Bir toparla Birkaç cümleyle gündemi bitirelim. Şöyle, şöyle yani ilk bölümde de konuştuğumuz gibi aslında Türkiye son derece kritik bir final e, bölümüne girdi. Bir, bir buçuk yıllık bir final dönemi olacağına benziyor bu. Ve bu Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş kadar karanlık bir dönem olacak. Ben böyle umutsuzluk aşmak istemem. Aslında ümit varım da bu sürecin sonunda Türkiye bir aydınlık e, döneme giriş, girecektir. En azından geleceğe umutla bakacak bir döneme girecektir. Ama önümüzdeki bir, bir buçuk yıl... E, Artık şey olmuş, ne derler, çok uzun süre çivi çakarsınız bir demire de çok uzun süre öyle kalırsa artık o demir nerede başlar, çivi nerede biter belli olmaz. O çiviyi sökmek artık çok kolay değil. O yüzden bu bir, bir buçuk yıllık dönem ben çok karanlık bir dönem olacağını varsayıyorum. Maalesef, maalesef, Belli ki onun işaretlerini de görmeye başladık zaten. O işaretlerden biriyle bitirelim mi? Onun gibi çok kişi var. Bir yerlerde bakılan, beslenen, büyütülen, kafalarına bir takım fikirler sokulan, sonra da hadi aslanım yürü denilen birileri var. HDP'ye saldıran kişiyle bitireceğiz programı. Önümüzdeki dönemin işaret şey. Fişeğini...